Değerli izleyiciler, Asya Balkan TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Mehmet Yılmaz hocamla beraberiz ama bu defa uzak çekim yapmıyoruz. Samsun'da çünkü Mehmet Hoca. Mehmet Hoca'yla biraz önce biten, yaklaşık ne kadar oldu? Bir saat kadar oldu mu maçın biteli? Belki geçti. Yani hemen hemen. Samsun Spor Rize Spor maçını seyrettik. Farklı tribünlerdeydik. Ben biraz daha Rize tribünlerine yakındım. 117'de. Farklı tribünde, aslında aynı tribünde de farklı bloklarda. Farklı bloklardayız. Sen 114'deydin. Sen biraz daha ortada. Ben offside şeyi hakemden önce ben kaldırdım offside'ları. Çizgi hakemi gibi. Çizgi hakemi gibi. Karşılaşma 2-0 Samsun Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devrede savunmadan gelen katkılarla, duran toplardan savunma oyuncuları. Geçen seneki Ankara Gücü golleri. Kesinlikle. Hep söylediğimiz evet, hep eksik programlarda dediğimiz. Evet, söylediğimiz şeyi konuşuruz zaten bunları. 2-0'lık bir galibiyet. Tabii konuşacağız, uzun uzun konuşacağız şimdi. Ben programa başlarken bizi izlemekte olan tüm izleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Henüz kanalımıza abone olmamış değerli izleyicilerimizi de kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Şimdi şunu da söyleyeyim. Biz aslında tabii ki saklamıyoruz. Biz Samsun Spor taraftarıyız ama izleyiciye, diğer takımların taraftarlarına saygıdan dolayı genellikle taraftar kıyafetleriyle, işte formayla çıkmıyoruz. Ekranın karşısına, ama maçtan geldik birader. Maçı da böyle gittik. Maç kıyafeti şimdi değiştirmeye de vaktimiz olmadı. Yani şöyle yanlış anlamasın. Özellikle bilhassa bizi izleyen Rizeli ve diğer takım taraftarları. Ya bunlar da hepten Samsunlu kardeşim. Hepten Samsunluyuz be ya da. Şimdi Samsunluyuz da şimdi biraz daha adil davranmaya çalışan bir kanalız, biliyorsunuz bizi. Dolayısıyla işte kimse armamızdan, formamızdan rahatsız olmasın kesinlikle anlamda söylüyoruz. Armadan rahatsız olandan biz rahatsız oluruz zaten. Arma apayrı bir şey de. Armamızdan rahatsız olan bizi abone falan olmasın, izlemesin bizi. Yani ihtiyacımız yok onlara. Evet, yani forma konusu böyle. Tabii biz Akın abiyle epeydir bir araya gelememiştik. Bu anlamda da iyi oldu. Birlikte olmak da güzel oldu. Maç da bizim açımızdan güzel oldu. Şimdi saklayacak bir şeyimiz yok. Dediğin gibi yani biz belki de ikimizin de hayatta en çok nefret ettiği 3-5 şey varsa liste başı sahtekarlıktır. Yani yalan tabii davranış sergilemektir. Olmadığın gibi görünmektir. Biz hep söylüyoruz. Biz evet futbolu seviyoruz, futbolu takip ediyoruz ama ya Samsun sporluyuz yani. Bunu reddetmek bir tarafa, hatta gururla da söylüyoruz. Bu programda ama Samsun sporluyken de mesela bu maçta da elimizden geldiğince objektife yakın, bak objektif olamayız ama objektife yakın yine değerlendirmeler yapmaya gayret edeceğiz. Biz şimdi Mehmet Hoca'nın evinde çekiyoruz efendim bu programı. Mehmet Hoca sağ olsun çay demledi bize, ama hocam bunlar Rize çayı mı yoksa? Yok bu. Rize çayı da güzel yani, memleketimizin güzel çaylarından biri de. Bu Trebolu 42 çayı. Benim anne tarafım Trebolu zaten. Trebolu 42 çayı. Reklamını da yapmış olalım yani. Hani. Ya, tabii. Ben geçen hafta, evvelki hafta Rize'deydim. Ayder Yaylası'na gittik. Orada Fırtına Deresi'nin var orada. Bir dere var ya. Sanırım ben Rize'nin tepelerine çıkmadım. O biliyorum. Dere kenarında güzel bir bungalov evde ailece bir şey yaptık. İki akşam geçirdik. Rizeli vatandaşlarla da çok güzel anılarımız oldu. Rize zaten çok güzel bir şehir. Yani tabii. Harika bir şehir. Özellikle doğası çok güzel. İnsanları da çok iyi. Ve bizi de çok güzel misafir ettiler. Herkes Rize'ye gitsin efendim. Bakın söylüyorum. Rize'nin doğası harika. İnsanı da çok A kalite insan. Herkes Rize'ye gitsin. Rize'yi görmeden Türkiye'yi gezdik demesin hiç kimse. Onu söyleyelim. Rize'liler bizim başımızın tacı. Sevdiğimiz insanlar yani. O işin apayrı bir boyutu. Yani zaten bir husumetimiz olmaz. Şimdi bir önceki videomda başlığı zaten şey olarak atmıştık. Bu takım şampiyon olur. Yani Samsun Spor şampiyon olur. Demiştin evet, evet. Onu demiştim. Bunu da söylerken tabii bir takım argümanlarım vardı. Yani böyle boşa atmak anlamında söylememiştim bunu. Özellikle deprem zedeler için yapılan yardım maçlarındaki takımın temposu, o artık eskiden alt liglerdeki takımlar hazırlık maçında hiç zorlanmadan yenip yoluna bakan ama saygısızlık da etmeyen Samsun Spor'un yeniden karşımıza çıktığını anlamıştım. Bu anlamda böyle bir düşüncem vardı. Yine programlarımızı takip edenler bilirler ki o programda şöyle bir tezim de vardı. Rize Spor'la birlikte çıkacağımızı düşünüyorum demiştim. Halen aynı kanaatteyim. Yani bugün Rize Spor oynadığı, daha doğrusu oynayamadığı futbolla sadece taraftarlarını değil beni de hayal kırıklığına uğrattı. Tabii ben bir yandan da sevindim. Yani iyi oldu. Hani oynamamaları bize denk gelmesi iyi oldu. Ama ben halen Rize Spor'un ilk ikinin önemli bir adayı olduğu kanaatindeyim. Bunun sebebi de Rize'nin, Rize Spor camiasının alt liglerdeki o şampiyonluk kültürüne sahip olması. Yani bildiğim kadarıyla en fazla düşüp en fazla çıkan takım biziz.
Bizden sonra da Karşıyaka ve Rizespor var. Yani o camiada o şey var. Devam etme, üst lige çıkabilme potansiyeli her zaman var. Bunu söyleyeyim. Şimdi maçtan önce karşılıklı, hatta ben de sana sorayım abi. Yani maça gelirken mesela senin düşüncelerin nelerdi? Bu maç ne olur? Kazanır mıyız? Nedir, ne değildir diye senin kafanda neler vardı? Yani şimdi taraftar olmak ayrı. Bir de şey, yani bir futbol takip eden birisi olmak ve dürüstçe konuşmak gerekir. Ben bu karşılaşmayı 3 ihtimali bir maç olarak görüyordum. Ama Samsunspor'un biraz daha hani şeyi yüksekti. Yani %40 3 ihtimal, ama %40 Samsun alır. %40 da berabere biter. Rizespor'a da bir %20 ihtimal veriyordum. Çünkü Rizespor'un gerçekten iyi bir kadrosu var. Çok iyi bir teknik direktörü var. Çok tecrübeli bir teknik direktörü var. Güçlü bir takım yani, evet, futbol evet. Şehri aynı evet. Zamanda. Dolayısıyla Rizespor eğer bugün Samsunspor'u yenmiş olsaydı da hiç kimse şaşırmazdı. Ama senin de dediğin gibi Samsunspor bu sene gerçekten istiyor. Yani, tabii. Ona göre organize olmuş durumda. Şehrin bütün dinamikleri şampiyonluğa odaklanmış durumda. Başkan Yüksel Yıldırım ne gerekiyorsa onu yapıyor. Taraftar bugün işte 15 bin kişi falan vardı herhalde. Vardı. Üstelik 8 bin cezalıya rağmen. 8 bin cezalıya rağmen, ki bu 8 bin cezalı Samsun'un tribünü. Yani her maç orada olan. Tribünler cezalıydı. Hı-hı. Yani yeri gelmişken konuşayım o zaman. Onunla ilgili görüşlerimi söyleyeyim. Tabii. Çünkü unutabiliriz. Bugün mesela son dönemde Samsun'a gelen en kalabalık kitleydi Rizespor deplasman taraftarı. Hatta dedik ki, biliyorsun ben Rizelileri hem kızıyorum hem sitem ediyorum. Yani niye hep boş tribünler, niye şehir takımına sahip çıkmıyor diye. La dedik, yani kendi iç saha maçında bile bu kadar taraftar olmuyor bazen Rize'nin. Yani 500-600 vardı. Vardı ve şey, öyle hani tribüncüydü bunlar. Tiyatro seyircisi yani, değildi. Hayır, hepsi tribüncüydü. Seyirci değildi. Bunlar tribüncüydü. Gerçekten takdir edilecek bir tribün, evet, yaptılar. İyi tribün yani. Yaptılar. Ben de şimdi ben de tribüncü olduğum için söz gelimi işte Perşembe Adapazarı'ndayız. Sakarya'da olacağım. Yani tribün kültürünü, o tezahüratları çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Bir tribüncüyüm her şeyden önce. Bir deplasman yapan bir tribüncüyüm üstelik. Rizespor iyi bir tribün yaptı. Bunda esas faktör bizim tribünlerin. Yani şey gibi düşün abi, ordu gibi düşün. Hani ihtiyat birlikleri olur ya, esas birlikleri çıkaramasın cepheye, bir şey olmuştur. Yedeğe sürersin. Sayısal olarak yine o üstünlüğü, kalabalığı sağlayabilirsin. Ama mesela bizim olduğumuz yerde, sen de dikkat etmişsindir. Batı altta mesela 5 bloğa ceza verdiler. Ve bu bloktakiler de gerçekten hem Samsunspor'un müdavimi hem de belki 90 dakika olmasa bile tezahürat kültürü olan ve tezahüratlara sürekli katılan. Dikkat edersen bu maçta sürekli oturma eğilimindeydi bizim blok. Yani çök. Ya çök. Ne çökü kardeşim? Ayakta izleyeceksin. Yani hani o şeyi, o havayı yakalayamadı. Karşı taraftan da yine tribünün tabiri caizse kafa adamları cezalı olduğu için o organizasyonu da çok sağlayamadılar. Ha, buna rağmen tribüncülükte en önemli unsurlardan birisi skor avantajıdır. Yani takımın galipse sen zaten ipleri eline almışsın demektir. Bu anlamda ilginç bir şey de oldu. Rize tribünlerinin tam 53. dakika başlamalarına yakın 30 saniye kalan, onlar telefon ışıklarını yakmışlardı, artık giriş yapacaklardı. Bizim tribün de tabii ne olursa olsun tecrübeli bir tribün. Yani orada 55'te biz, sonra 2 dakika sonra biz. Biz geleceğiz ama 53'te de veya işte ne bileyim başka bir il plakasında da rakibi orada öyle kutlama yaptırmaz yani. Bu net bir şekilde tabii, belli. Tabii. Bizimkiler de geri sayıma başladı ve Rizeliler daha giremeden üçlüyü Samsunspor tribünleri ayağa kalktı. Bastırdı bir anlamda. Bastırdı. Rizelilerin sesi duyulmaz oldu doğal olarak. Sadece ya, tabii, 600 kişiye 15 bin kişi. Tabii. Ve tam o anda da bizim gol geldi. Yani birinci gol geldi. Şimdi tekrar maçın başına dönersek, ben de maçın iki ihtimalli olduğu kanaatindeydim. Hep onu söyledim. Ya berabere bitecek ya da biz kazanacağız diye. Rizespor kolay kolay yenilmeyen bir takımdı. Ve maç içerisinde de o tedirginliği uzun süre yaşadım. Yani ya, tamam oynayamıyor Rize. Ya, oynayamıyor ama sanki her an oynayacakmış gibi yani. O potansiyel var. Tabii. Her an sanki bir şapkadan o tavşanı çıkaracak, bir anda oyuna ortak olacak veya hiç beklemediğimiz bir anda oyun 0-0 giderken pis bir gol, yani o tabir edilir yani, beklenmedik gole pis gol deriz. Pis bir gol atıp öne geçecek hissi hep vardı. Hele ki maçın daha başlarında.
Ya bu nasıl bir sendrom? Ben yani haftalık olan penaltı kaçırma ya, töreni. Zaten şimdi penaltıyı gitti vara gitti geldi verdi falan. Arkada bizim arkadaş ellerini açtı dua ediyor, tamam mı? Dedim ki ya hocam dedim bizim dinimizde kabul olmuyor dedim yani artık. Bizim Müslümanların duası kabul etmiyor. Olmuyor. Bir iki dedim yani Musevi veya Hristiyan arkadaşımız olsaydı hani onlara dua ettirelim. Abi, abi olmuyor yani. Bak penaltıyı bundan sonra şey atsın. Şumski atsın. Ben Şumski'ye gamsız baykuş diyorum, tamam mı? Hiç heyecanlanmıyor. Hiçbir strese de girmiyor. Yani öyle bir vuruyor işte lanet dayın, tamam mı? Yani bizim çocuklar o penaltı stresinden dolayı o ister golcü olsun ister zeki yavru gibi çok deneyimli bir oyuncu olsun. O herhalde kale şey oluyor, küçücük oluyor herhalde yani şey yapıncaya kadar. Evet. Rize'nin kalecisi de zaten ligin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Tabii iyi bir kaleci. Yani o da iyi aldı şimdi topu. Fakat artık bu bir sendrom oldu yani. Tarık iyi bir kaleci. Gökhan'ın arkasında bekler zaman zaman oynardı. İyi bir kaleci Tarık. Bizim en son kupa maçında da oynamıştı burada. 1-1 biten maçta. Rize Spor, Samsunspor Rize Spor maçında. Yani penaltı gerçekten enteresan. Rize ile olan penaltılara baktığımda da mesela son dönemde ilk 1-1 kaldığımızda 2017-18'de yine bir penaltıdan atmıştık golü. Kenan Karışık atmıştı. Ertesi sezon Ayit ile penaltı kaçırmıştık. Özür dilerim. Kenan Karışık Rize'deki Erzurum maçında atmıştı. Maç Rize'deydi ama Rize maçı değildi. O sezon Ayit ile penaltı kaçırmıştık. Gökhan Akkan kurtarmıştı. Gene kaçırdık ama bu artık konuşacak durumda değil. Yani çünkü söyledik yani takım penaltı çalışmalı, bir penaltıcı bulmalı. Evet penaltıcıyı buldu Zeki olarak düşündü ve ısrar etti bunda ama işte olmadı. Bunlar takım demoralize de oldu aslında orada. Zeki de çok demoralize oldu. Tribünler de oldu ama bu birkaç dakika sürdü. Sonrasında toparladı. Yani maçın hikayesi aslında kaçırılan penaltıyla başladı. Sonra sen ne nasıl gördün bilmiyorum ama Rize Spor kapanmadı. Ve kapanmadığı için de yani büyük takım, lig için büyük takım stratejisiyle oynadı. Kapanmayı kendine yakıştıramadı belki de. Çünkü biliyorsun buraya Samsun'a gelen ve altta bulunan takımlar kapanıyorlar da zorlanıyor. Çanakkale geçilmez. Tabii şimdi Erzurum maçın çok daha zorlu geçti açıkçası. Yani çok daha zorlu geçti. Malatya maçı son anda kurtardık beraberliği yani kapanınca. Manisa maçı tabii, var. Tabii. Yani mesela Rizeliler hiç şey yapmadılar dikkat edersen. Yerde yatayım, zaman geçireyim. Hiç böyle bir şey olmadı. Sakatlandım aman falan filan. Bu anlamda da bir futbol sever olarak Rizeli oyunculara da teşekkür etmek gerekir. Yani, büyük takım oyunu oynamayı denediler. Evet. Yani, evet. Gününde değillerdi. Gününde değildi. İlk devrede yani neredeyse hiç pozisyonları olmadan kapandı. Bizim 1-2 zorlamamız vardı. Laura pek gününde değildi. Tanke de gününde değildi. Onların gününde olmamasından ziyade Rize savunması ağır bir savunma değil. Yani o iki oyuncu Tanke ve Laura ağır savunmalara karşı, kademe yapmasını bilmeyen savunmalara karşı darmadağın ediyorlar. Ama Rize savunması tecrübeli futbolculardan kurulu, süratli oyunculardan kurulu ve bizim iyi de analiz etmişler. Bizim hiçbir uzun topumuz geçmedi bizim. Evet. Biraz savunma arkasına koşular oldu, pozisyon da bulduk. Ama o pozisyonlar uzun top, yüksek topla değil de dediğin gibi orta alanda pres baskı sonucunda kaptığımız Rize orta alanda geçiş oyunu. Orada kaptığımız topları doğru kullanarak verdik. Bu arada kapıp doğru kullanmak deyince hemen yine unutmamak için şimdiden peşin söyleyeyim. Ben Nasser'i kadroda görünce şaşırmadığım gibi sevindim. Ve bence bugün bir başlangıç performans olarak iyi bir performans sergiledi. Daha iyi olacak. Yani çünkü bir takımda lig maçında ilk 11'de başladığınızda yeni geldiğiniz bir takımda kolay değildir aslında. Ne kadar yetenekli olursanız olun kolay değildir. O 6 numaranın gerektirdiği her şeyi yaptı. İyi kesiciydi. Hiç top kaybı yapmadı. Pas hatası da yapmadı. Pas yüzdesi %100'lü. Ters kademelere de girdi. Bence çok başarılı bir oyun oynadı. Celil'den sene başından beri beklediğimiz performansı ortaya koydu. Bu anlamda Ben Nasser'in 11'de olması da Celil'i çok iyi bir alternatif oyuncusu haline getirdi. Yani şimdi 11'de tıkandı ama kulübede değerli bir oyuncu Celil. Yani evet. Mesela Celil oyuna hamle oyuncusu olarak çok iyi. Celil oyuna girdiğinde hiçbirimiz ya nereden çıktı falan demedik. Bilakis Osman yoruldu. Celil'i almalı diye düşündük kendi aramızda. Evet.
Maçın ikinci yarısında goller duran toplardan evet. Ve de savunma oyuncularının golleriyle geldi. Bizim pek alışık olmadığımız bir şey Samsunspor olarak. Son yıllarda pek alışkın değildik, doğru. Ama beklediğimiz bir şeydi. Yani hem Alim'in hem de özellikle Yusuf Abdüoğlu'nun transfer edilmesiyle birlikte bunu biz bekliyorduk. Yani golcü stoper kimliği vardı. Yusuf Abdüoğlu deyince Yunus Emre bugün yedekteydi. Yusuf Abdüoğlu 11'de oynadı. Bunu nasıl değerlendireceksin? Demek ki o deprem arasında formda olduğunu hissetti hoca. Tecrübeden yana kullandı tercihini, öyle söyleyeyim. Yani eşdeğer oyuncular. Yunus Emre çok kıymetli, geleceği de olan bir oyuncu. Aralarındaki tek fark tecrübe. Yani genç ve artık nispeten yaşlı diyebileceğimiz tecrübe. Yusuf Abdüoğlu'nu bence Rize maçın olduğu için tecrübesinden dolayı tercih etmiş olabilir. Ki diğer maçlarda da az önce Celil örneğindeki gibi Yusuf'u yok saymıyordu yani. İçeriye skoru tutmak için hep atardı yani. İkinci gol biraz da Rize Spor savunmasının hatasıyla başladı. Bir geri pas hatası. Evet. Orada o korner oldu. Onun üzerine gelen hani bir kornerin biz geri pasın hatalı geri pastan sonra zannediyorum. Yani biraz uzakta kaldığım için geri pastı galiba. Evet. Geri pası kaçırdı. Kaleci tutamadı. Evet. Korner oldu. Ve böyle bir hatanın üzerine ikinci golünün gelmesi Rize Spor'u sahada da çok demoralize etti. Demoralize etti. Şimdi maçı izlediğimiz konum itibariyle sen Rize tribünlerine oldukça hakimdin. Yani oradaki tezahüratlar, onların tepkileri, beklentileri ve ilk yarıdaki hücumlarımıza hakimdin. Mesela evet. Penaltı pozisyonu biz çözemedik. Sen belki de anladın penaltı olduğunu, emindin yani VAR'a gitmeden, bilemiyorum. Ama bize uzaktı. Bizse özellikle Bülent Hoca'nın tam arkasında, yedek kulübesinin arkasında olduğumuz için yani işte 90 dakika maçı seyrettiysek bu 90 dakikanın 88'i maçtır, ikisi Bülent Hoca'yı seyrettik. Ya en son maç şov yapıyordu orada. Ya o karakteri öyle tabii. Yani bu şey kötü manada demiyorum. Oyunun içerisinde kalmaya evet. çalışıyorsun. Hatta biz espri yaptık şimdi. Rizeli bazı oyunculardan fazla koştu diye şey yaptık, espri de yaptık. Koşmadı yani. Fakat ben mesela şunu gördüm orada. Oyuncular hocadan çok çekiniyorlar, Bülent Hoca'dan. Çünkü pas hatası yapan dönüp arkadaşından değil kulübeden özür diliyordu. Hı hı. O da bağırıp çağırıyordu falan. Bunu dediğim gibi yani kötü bir eleştiri olarak değil, adamın tarzı bu. Yani oyuncuyken de öyleydi zaten. Yani. Oyuncuyken de açıkçası kendi camiası tarafından çok sevilen ama onun dışında hiç sevilmeyen bir oyuncu tipiydi. Hırçın. Hırçının da ötesindeydi yani sahici davranışları olarak. Evet. Yani biz daha çok orayı da gözlemledik. Ve takımına hakim olamadı. İstediği pek çok şeyi de yapamadıklarını gördü yani sahada. Bir gördü yani oradan oraya pas atamadığını gördü oyuncuların. Ve Rize Spor tekrar yani ilk devreyi bitirdi. Şimdi ikinci yarıyla devam edelim. Gole kadar olan bölümde de yani hücum etkinliği gösteremedi. Bizim savunma iyiydi. Şimdi iki Ali Kaan ve bizim Ali Ülgen de mesela saha oyun içerisinde çok etkin değiller gibi görünse de çok koştular. Yani. Kilit oyuncu evet. olarak. Yani. Burada da hoca burada da mesela gençlik iksirini denemiş. Yani savunmada tecrübeyi kullandı ya. Orta alanda da gençliği. Bu iki oyuncu ve sonra çok doğru hem zamanlaması belki biraz daha erken olabilir ama hem zamanlaması hem de Haris Soner. İsimler bakımından çok doğru iki değişiklikle orayı tamamen toparladı hoca. Haris çok çok iyi oynadı. Haris harikaydı. Evet, sakatlıktan döndükten sonra çok iyi oynadı. Yani orada Soner de yani evet. görevini yaptı. Şimdi bizim hücum hattı yani Laura ve Tanke bugün iyi değildi. Kabul ancak ne yaptılar abi mesela sence onlar? Ne işe yaradılar? Rakibin savunmasını şeye yaklaştırmadılar. Yani hücum presle. Ben bir de Samsunspor'un deprem felaketi öncesi oynadığı karşılaşmalarda çok eleştirdiğim bir yönü vardı. Bu hocayla da ilgili bir şey. Rakip öne geçince, yani Samsunspor öne geçtiği karşılaşmalarda yani 1-0 öne geçiyor ama sonra geri çekiliyordu. Yani bir avcı futbolu oynamaya çalışıyordu. Evet. Avlamaya evet. çalışıyordu rakibin hızlı oyuncularıyla falan. Tutturursa ne ala, tutturamazsa oyunu kendi sahasında kabul ettiği zaman her zaman risk. Ben Samsunspor'da gördüğüm olumlu yönlerden bir tanesi 1-0 öne geçtikten sonraki dakikalarda hücum prese devam ederek rakibi savunmada hem ileri çıkartmamak evet. hem de hataya zorlamak. Ki hataların bir tanesinde topun tabii. geri pasa zorladı. Orada çok top çaldık. Orta alanda çok top çaldık. Şimdi dediğin gibi yani
Tanke ve Lara bugün iyi değildi diyoruz ama bunu ofansif anlamda söylüyoruz. Onun skora katkısı yok ama yani ama oyuna iki katkısı bek, özellikle mesela iki bekin fazla çıkmasını engelleyebiliyorlar. Stoperleri sürekli tedirgin ediyorlar. Yani bu özellikleri var. Ya şimdi sen Laura gibi çok böyle çok süratli bir şeyin varsa, güçlü bir de yani. Oyuncuğu varsa bu oyuncuyu kaçırmamak için sürekli böyle gözün kademede oluyor. Evet. Yani evet. Birisi tutmaya çalışıyor, öbürü de kademede oluyor. Diğer taraftan Tanke zaten saha içerisinde kavgacı da bir tip yani böyle evet. Omuz atıyor. İşte bilmem vücudunu kullanıyor. Sert bir oyun stili var. Güçlü bir şeyi yani, var. Yani o anlamda sırtında taşıyan sürekli derler. Stoper tedirgin oluyor yani. Evet, evet. Hangi takım oynarsa oynasın Tanke ve Laura rakibi çok tedirgin eden bir ikili. Evet. İster skora katkı versin ya vermesin ama rakibin savunmasını onlar varken ne oyun kurabiliyor geriden ne hücuma katkı verebiliyor. Ben mesela Rizespor'un maç öncesi şeyde soyunma odasında ne konuştuğunu tahmin edemiyorum. Çünkü bir oyun planı sergileyemediler. Evet, kötü oynadılar. Bu takımın hakkı bu değil. Daha iyi oynaması gerekiyordu. Ama bunda bizim dirençli oyunumuzun ve hocanın mesela maç kadro açıklandığı zaman senle bir yazıştık hani ne düşünüyorsun kadro hakkında dedim bana. Ben de hocaya güvenmek lazım dedim yani. Öyle, tabii. Hocaya güvenmek lazım çünkü bir aydır onlarla çalışan hoca. Yani orada hoca yine 3-5-2'den vazgeçmemiş. Mesela Eyüp deplasmandaki gibi bir 3-4-3 yapmamış. Yani Fofana'yı atmadı oyuna. 3-5-2'den vazgeçmemiş. Daha dirençli bir orta saha. Ama bu orta saha ne kadar kreatif o tartışılır. Ona da bakmamış yani. Bu anlamda, rakibi bozayım demiş. Tabii rakibi bozayım. Kaptığım toplarla zaten bir şekilde gol atarım düşüncesi vardı. Penaltının kaçmasına rağmen işte böyle şampiyon olunuyor. Yani attığımız iki gol duran top organizasyonu bir ara şey gibi hissettim. Geçen senenin Ankara Gücü maçını seyrediyorum. Ankara Gücü'nün bir maçını seyrediyormuşuz. Evet. Çok iyi değinmiş gibi ama kazanıyor. Evet. Ümraniye'de taraftar öyleydi. Desteği de vardı. Ankara Gücü'nün geçen... taraftar mesela desteği de vardı. İstanbul Spor öyle değildi. İstanbul Spor top oynuyordu geçen sene. Evet. Ama Ümraniye Spor'la Ankara Gücü çok güzel öyle estetik top oynamadan ama kazanarak rakibini böyle saha içerisinde böyle hani fizik olarak zorlaya bir noktada hataya itip ama savunmada hata yapmadan. Şimdi ligin kaçıncı haftası oldu abi? 24 bitti sanırım. 24 bitti. Daha bitmedi de işte Samsunspor açısından yani, bitti. Evet. Şimdi yarınki maçlara da bir bakalım. Şimdi Eyüpspor yarın depremzede takımla oynadığı için artı 3 puan. Evet, Manisa FK'da artı 3 puan. Dolayısıyla Eyüpspor aslında 3 daha ekle. Puan durumuna da bir liderliği bakalım. Liderliği almış olacak. Yani 47 ya, olacak. Yani biz biz yalancı lideriz şu anda. Gerçek lider Eyüpspor. Öyle diyebiliriz. Yalancı lider de diyemeyiz abi. Çünkü biz henüz bizim Eyüp'ün bitti artık şeyi. Çünkü Malatya'ya kaybetmiştik. Neyse işte hani puan cetveline bakarak söylüyorum. Ben evet, hani şundan matematik ama, lider değiliz. Evet, şundan dolayı zaten oraya gelecektim. Yani biz bu sezon oynadığımız maçlarda sadece içerideki Bolu Spor maçının büyük bir bölümünde ezildik yani. Bolu bizden iyi oynadı. Onu da az kalsın kazanacaktık. Ama onun dışında hiçbir maçta bırak ezilmeyi hep oyunun hakimi bizdik. Evet. Yani hiç böyle hak etmeden bir puanımız yok. Hak etmemiş öyle bir şey yok. Bugün de iyi oynadık. Bugün ilk defa mesela bir takım şampiyon olacaksa bazı şeylerin olması lazım falan diyorum ya. İşte onlardan biri daha önceki yıllarda da söylüyordum. Stoperlerin gol katkısı. Şimdi Yusuf Abidoğlu'yla bugün bir tesadüf. Sinan Osmanoğlu geçen sene Ankara Gücü'ndeydi. İkisi de Sinan Osmanoğlu Rize'deydi bugün. Hoca onu da oyuna attı. İkisi bakmadım ama sanırım toplam geçen sene ikisi birlikte 10 ila 12 gol civarında atmışlardır. Rahat atmışlardır. Yani biri 5, biri 7 falan atmıştı. Öyleydi. Yani. Evet, 12 tane falan atmışlardır. Kesinlikle böyleydi ve bu sene de şimdi Zeki Yavru penaltıyı kaçırdı. Ancak 2 tane şahane serbest vuruş ortası yaparak bir nevi kendini de, biri kornerdi gerçi, bir nevi kendini de affettirmiş oldu doğru ortaları yaparak. İlk golde Yusuf'un, ikinci golde de yine arkaya aşırdılar. Ben tabii maç sırasında göremedim. Belki arkaya aşıran da Yusuf'tur ama arkada da Alim'in tamamlaması. Bu arada spor yorumcularının, spor yazarlarının en sevdiği cümlelerden birisi Akın abi şeydir. Ben demiştim. Veya ben dememiş miydim gibi. Hadi bakalım sen ne diyeceksin. Yani biz de tabii ki pek çok şeyde yanılıyoruz. Hani bazen canım sıkıldığında böyle ya bir video izleyeyim falan dediğimde dur ya şu eskiden ne konuşmuşuz diye bazı videoları açıyorum ve yanıldığımızı görüyoruz. Yani çok normal bu. Ama bugünkü maçta işte serbest vuruş olduğunda dedim ki Yusuf atacak dedim.
Yusuf Abdioğlu atacak. Yusuf Abdioğlu attı. Rıdvan Dilmen diyordu ya. Yani, gol olur dedi. Gol olur ama ben Yusuf Abdioğlu atacak. Sen bir de gol atanı da bildin yani. Bildim. İkinciyi de bildim. Korner olunca da şimdi de Alim atacak dedim. Onu da bildim. Hayır şunu da söyleyeyim. Futbol kahini. Yok hayır değil. Penaltıda da Zeki topun başına gelince atamayacak dedim. Yok yok dedim. Atacak bu sefer dedim. Onu bilemedim mesela yani. Evet. Yani, Alim demişken Alim bence maçın en iyi futbolcusuydu. Evet bir tane çok kritik bir hata yaptı. İki hata yaptı. Önce topu kaptırdı. Ardından da çok kritik bir yerde yapmaması gereken bir faulü yaptı. Ama bizim açımızdan söylersek çok şükür herhangi bir tehlike olmadı. Barajdan döndü top. Ama onun dışında Alim zaten sezon boyunca çok iyi. Maşallah. Yani gerçekten şey iyi bir ikili. Ya kiminle oynarsa. Üçlü hatta. Üçlü oynadığımız için. Kiminle oynarsa oynuyor. Şumski güven veren bir kaleciye dönüştü net bir şekilde. Tek bir pozisyon oldu. Onu da kale karşı karşıya evet, yemedi. Tabii yani. 2-0 iken uzatmada 2-1 olabilirdi. Onu da yemedi. O da böylece galibiyette net bir pay sahibi oldu. Belki skorda diyelim yani sonuçta olmasa bile. Hocam puan durumuna baktığımızda şimdi Samsunspor ile Eyüpspor biraz tabii hafif bir şey yaptılar. Hani arkadan biraz ayırdılar kendilerini. Ama çok da büyük bir şey yok. Hani bir fark yok. Arkadan da işte Pendikspor ve Keçiören Gücü bu hafta galip geldiler. Bodrumspor yarın zannediyorum değil mi Bodrumspor maçı? Evet. Rizespor her ne kadar bugün yenilerek 37 puanda kalmış olsa da çok kopmuş değil. Yani çünkü çok iyi bir kadrosu var. Rizespor seri galibiyetlerle tutunabilir. Sakaryaspor da o seri galibiyetleri zaten yapan bir takım son haftalarda. Deprem öncesinden söz ediyorum. Ve biz bu hafta Sakaryaspor'la oynayacağız Perşembe günü. Tabii Sakarya'nın yarın Denizli deplasmanı var. Onlar için de çok kritik. Çok çok zor bir maç olacak Perşembe. Denizli'de evet. Denizli maçı da onlar için kritik. Çünkü Denizli Spor tabii, Denizli can Spor, derdinde yani. Kesinlikle. Yani bir aksilik olmazsa biz de İstanbul'dan arkadaşlarla birlikte Sakarya'ya gideriz zaten. Sakarya yakın bir deplasman. Şeye bakayım abi bir de çok kısa. Hüseyin Eroğlu'nun hocamızın maç sonu açıklamasına ki hocayı kutluyorum ya gerçekten. Yani şimdi çok beyefendi. Tabii Yüksel Başkan hak ettiği başarıya inşallah bu sene ulaşacak. Tabii o başarıya ulaşırken bizler de başarıya ulaşmış olacağız. Yani onun başarısı bizim başarımız olacak. Tabii. Dolayısıyla ya bu gibi şeylerde en önemli unsurlardan birisi doğru teknik adam seçimi. Tabii. Ya tıpkı doğru öğretmen veya doğru hekim gibi. Yani bir hastalığın olur. Doğru hekimi bulamazsan o hastalık seni mahvedebilir yani. Ama doğru hekimi bulduğunda kurtarıyorsun. Burada da öyle yani. Doğru teknik direktör çok önemli. Hani bir atasözü var. Eğri ağacın doğru gölgesi olmaz diye. Hüseyin Hoca kafamızdaki iki tereddüde rağmen yani bir, hiç şampiyonluk hedefi olan bir takımda oynamadı. İki, hiç bir camia çalıştırmadı. İki, hiç bir camia takımını çalıştırmadı. Yani taraftarı, yerel medyası ve takipçisi çok olan bir camia takımını çalıştırmadı. Acaba ne olacak? Tereddütlerine rağmen geldi. Futbolu bilgisine herkesin saygısı vardı. Ya, zaten geldi ve uyum sağladı. Yani o toprakla o tohum uyum sağlamış oldu böylece. Yani sen bir yandan hocayla ilgili ne düşünüyorsun? Onu paylaşırken ben de hemen çok kısa şöyle bir bak incele. Bakayım hemen. Ya ben de Hüseyin Hoca'yı çok beğeniyorum. Hüseyin Hoca'yı zaten eskiden de beğeniyordum ama hani Altın Ordu'daki vizyonu ve misyonu işte yetiştirici hocalıktı ve yani neredeyse oradan emekli olacak kadar uzun yıllar orada hocalık yaptı ve çok önemli yıldızlar yetiştirdi. Türk futboluna çok büyük değer kazan işte Cengizler, Cengiz Ünderler vesaire bir sürü yıldız oyuncu yetiştirdi. Ve bu oyuncunun Samsunspor'a girişi hani tamam Samsun'daki genç futbolcuların değer bulması ve kendisini geliştirmesi açısından çok büyük bir şans ama hepimizde bir tereddüt vardı. Dediğin gibi yıllardır hep aynı takımda teknik direktörlük yapıyor olması. Hatta devlet memuru gibi demiştim. Yani, hatırlarsan evet, 13 yıl falan tabii, orada olunca. 13 yıl falan aynı takımda. Şimdi oradan bir başka takıma adapte olmak da problem. Yani ne kadar futbol bilginiz üst düzeyde olursa olsun bunu bir şehre adapte oluyorsunuz falan. Bir de bu şehir yani farklı bir şehir. Zor bir camia. Zor bir Samsun zor camiayız. Yani. Samsun kolay bir camia değil. Hiç değil. Ve şampiyonluğa aç.
şey isteyen, hani başarıya artık şey kalmış, hasret kalmış ve mutlaka artık başarıyı isteyen. Bir de bunu hak eden, yani hak etmediği bir şeyi de istemediği için bu da bir baskı ortamı oluşturuyor. Yani ya, ne teknik direktörler geldi Samsun Spor'a. Yani son derece deneyimli, çok önemli bir Süper Lig'de işler yapmış hocalar geldi. O baskıyı, o stresi kaldıramadılar. Birkaç hafta sonra eldeki kadronun hakkını veren skorlar alamadılar. Dolayısıyla bir endişemiz vardı ama kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bence katılıyorum, evet, çok başarılı. Hoca yani da zaten bu hassasiyetleri zihnin arka planında tuttuğu için, yani taraftarımızın yüzünü güldürebildiysek ne mutlu diyor. Yani bu önemli bir şey yani. Tabii. Çünkü bak, biz şu an mutluyuz. Ama sadece biz mutlu değiliz. Yarın pazar gününe uyanacak Samsun şehri, gurbetteki Samsunlular. Herkes çok mutlu. Şimdi maçın özetini tekrar izleyecekler. Yani ülkenin o politik bilmem ne gündeminden uzaklaşıp belki deprem acısını bile birazcık unutup Samsun Spor'u konuşacaklar. Ne abi? Çarşamba da yarın kahve. Ne abi? Çıkayım mı bu sene? Çıkayım mı? Falan diyecek. Tabii canım. Öyle dedim, çıkıyoruz tabii lan diyecek. Seneye bilmem Galatasaray maçına deplasmanı yaparız diyecek. Orada bağırırız falan diyecek. Yani. Ne bileyim, Ladik'teki adam gördün mü la diyecek. Nasıl yendik falan diyecek. Yani şu an Samsun şehri mutlu. Yarın esnaf mutlu olacak. Yerel medya, gazeteler bile çok satacak yarın. Tabii, tabii. Yerel medyanın internet siteleri daha fazla tıklayacak. Tabii bu program daha çok izlenecek. Bizim video izlenecek. Öyle yani, bu böyle. Çünkü hem futbol sadece futbol değil, hem de Samsun Spor herhangi bir futbol takımı değil. Yani bu net bir şekilde ortada. Evet. Hoca da şeyi de söylemiş mesela. 8 maçtır deplasmanda kaybetmeyen bir Çaykur Rizespor. Doğru, bizimle birlikte ligin en az yenilen iki takımından biriydik. Tabii. Onu mağlup etmek önemli. Savunmada doğru pozisyon almamız önemliydi diyor. Doğru. Yani şey, neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bir de diyor şey, savunma hattımız diyor bugüne kadar kaç gol atmış diyor bakayım. 8 gol bulduk diyor. Savunma hattıyla. Ali Ülgen'i de sabek olarak kabul ettiğimizde 8 gol bulduk. Bu iyi bir oran diyor. Yani daha da artırmalı. Ama anladığım kadarıyla bu şey, yani biraz tevazu göstermiş. Bu diyor hani bizim hücum organizasyonumuzun bir parçasının da savunmadan geçtiğini gösterir falan diyor ama çalıştıklarını aslında tabii, söylemeye tabii, çalışıyor. Bu arada çalıştırmış tabii ki yani. Çalışmış. Yani belki o korner organizasyonu arka direğe... Bir de penaltı çalışmış olsaydı. Ya bu penaltılar abi, ben anlamıyorum. Ben şimdi Samsun Spor tarihini çok iyi bilen birisiyim. Böyle bir şey ne hatırlıyorum. Çünkü yani 86-87'den itibaren çok şeyi hatırlıyorum bizzat yaşadığım için. Ondan öncesinde okudum, araştırdım, dinledim eski futbolcularımızdan. Ben bir sezonda yani 6 penaltının 5'inin kaçtığını falan hiç hatırlamıyorum. Yani öyle bir şey yok. Bir takım penaltı facialarımız oluyordu. Ya yani işte Antalya finalinde penaltıyla kaybetmek gibi falan bir takım şeyler olabiliyordu. Ama abi Şumski attısında penaltıyı. Ya şey, ama atamaz herhalde ya. Kaleciler iyi penaltı atamayabiliyorlar gene. Ya yok, şeyi kırmak için. Büyüyü, sihri kaldırmak için. Yani çünkü bir tane oraya baykuş gözü lazım abi yani. Ya şöyle, benim de tavsiyem şu olur. Eğer penaltı oyunun işte 75-80. Dakikalarından sonra olursa Ahmet Sakat oyuna soksun. Ne olursa olsun yani. Kimi çıkarırsa çıkarsın. Ahmet'i oyuna soksun, penaltı atsın yani. Ya Ahmet de atamazsa abi. Atar bence ya. Atamazsa eğer... Şey yapacağız, hakeme biz itiraz edelim. Penaltı değil hoca, verme diye. Ya boşuna yani uğraşma hocam, atamayacağız. Nasıl yani, out maut bir şey. Gerek yok. Bir sarı kart ver, o dursun. Ama penaltı verme diyelim yani. Hocam peki biraz da Rize Spor'u konuşalım. Rize Spor 37 puanda kaldı. Ve aslında onlar da yani Süper Lig'den düştüler ve tekrar geri dönmek için yatırım yaptılar. İyi bir kadroları var. Görüyorsunuz, taraftarını da konuşuyoruz işte. Taraftar da istiyor. Bir futbol kenti. Yıllardır Süper Lig'de ve başarı alışkanlığı olan bir şehir. Çok da fazla şeye katlanmaz gibi geliyor bu kadar yatırımdan sonra. Biraz Rize Spor'da işler karışır mı? Biraz daha tahammül ederler mi Bülent'e? Yani karışır. Yani bu maçtan sonra karışır anlamında demiyorum ama olası bir 2-3 haftalık kötü gidişte karışır. Çünkü orası da bir şehir takımı yani sonuçta. Her ne kadar çok hakkını vermeseler de, ya bugünkü maç da bir istisna yani, bir Karadeniz derbisi gibi gördükleri için bu kadar kalabalık gittiler. Geldiler daha doğrusu. Bir de şeye değineceğim hocam, maç içerisinde komik bir şey oldu. Karadeniz fıkrası gibi. Ya bunu burasını dinlemelisiniz değerli izleyiciler. Yani ben şimdi dedim, Rize Spor deplasman tribününe çok yakın oturuyordum. Her şey gözümün önünde gerçekleşti. Yani hayretler içinde kaldı. Durum 2-0 oldu. 2-0 olduktan sonra
Rize tribünleri davullarıyla, zurnalı şeyle böyle gerçekten iyi de yani iyi tribün yapıyorlar. İyi deplasman yapmışlar. İyi deplasman yapmışlar. Tebrik ediyorum. Evet. Hep birlikte başladılar Bülent istifa diye bağırmaya. Şeye mi geleceksin sen? Şimdi bizim gruplarda da tartışılıyor. Ha, ben onu Samsun'da... ben anlatayım işte. Her şey gözümün önünde oldu. Samsun'da yani, o slogan atıldı mı falan hiç diye. Kimse kıvırmasın. Yani ben o gördüm, gözümün önünde oldu her şey. Yani Rize tribünleri hep birlikte bağırdılar. Bülent istifa diye bağırdılar. Ama şimdi bulunduğumuz yer çok yakın şeye. Şimdi Bülent hükümet. Yani bir yani şey var çok yakın yani şey bir de kafiyeli gibi biraz. Kafiye var bir de stadın şeyi ambiyansı büyük bir gürültü var. Samsun taraftarı bir taraftan bağırıyor falan ama bir anda hep birlikte o 600 tane şey gayet organize bir vaziyette hep birlikte davula vura vura istifa. Lan şimdi bizim o şeyler de sürekli onlara cevap veriyorlar orada bir atışıyorlar falan filan Samsun taraftarları da. O atışmalar esnasında bir şaşırdık biz. Ben de şaşırdım. Allah Allah. Rize taraftarı daha düne kadar şey değil miydi hükümetin ben de hükümet istifa gibi anladım onu. Yani kulağıma öyle geldi. Hükümet istifa gibi. Ben dahil herkes şaşırdı çünkü 3 gün önce bir Rize Spor Kulübü'nün yaptığı bir Rize'yi biliyorsunuz ne neredeyse yani. Hakaret ediyordu yani şey her neyse. O da çok girmeyelim siyasi konulara da yani şey olanı ben anlatıyorum yani. Sonra onlar ben de dahil olmak üzere hükümet istifa gibi anladık ve ne oldu biliyor musun? Benim etrafımdaki o şeyler, o daha 5 dakika önce şey Rezelilerle atışan adamlar, Rezeliler bile hükümet istifa diyor, bağırıyor deyip bir grup Samsunlu başladı hükümet istifa diye bağırmaya. Yanlış anladılar. Onlar Bülent istifa diye bağırıyor, bizimkiler hükümet istifa diye bağırıyor ama yanlış anlama yani. Tamam, tipik Karadeniz fıkrası. Ondan sonra... Ama çok şey olmadı, çok yayılmadı. Yok, çok yayılmadı. Bizim oraya gelmedi mesela. Yani çok yayılmadı. Ama bizim oraya şey de gelmedi, Rezelilerin Bülent istifa diye bağırdığı da gelmedi. İşte statta çok büyük grubu vardı. Biz de kendi içimizde tezahürat yaptığımız için onların... Çok büyük gürültü vardı statta. Samsunlular başka türlü bağırıyor. Rizeliler, tabii Rizelilerin derdi başka. Rizeliler 2-0 yeni duruma düşmüşler. Can derdi şey Bülent'e kızıyorlar. Bülent Hoca'ya. Bülent istifa diye bağırıyorlar. Bizimkilerin o yakın tribünlerde onlar hükümet istifa diye bağırıyor zannedip bir kısım da onlar da başladı. Demek ki o benzer düşüncede. Maç boyunca kale arkasındaydık. Sürekli Bülent Hoca'yla bir etkileşim halindeydik falan ya. Bizimkiler de Bülent istifa diye bağırdılar. Ama ben Rizelilerin bağırdığını bilmiyorum. Bizimkiler demek ki dalga geçmek için bağırdılar Bülent belki. Bülent istifa diye bağırdılar. Arkamdan biri de ulan fırsat bu fırsatı. Hükü Bülent istifa diye bağırdı. Karadeniz fıkrası diye başında söylemiyoruz. Hani şimdi onu da diyemiyor. Öteki Hükü Bülent istifa diye. Hayır Rizel istifa diye bağıracaklar hepten yanlış olacak. Ondan sonra polisler geldi. Hatta bir hanımefendi polis vardı. Yani böyle gerçekten de hani şey Türk polisine yakışır bir duruşla. Gayet şeyli bir ciddi bir şekilde oradaki bir iki kişiyi de uyardı. Tamam mı? Hani işin tadını kaçırmayın diye. O zaman bu sorunun cevabını da almış olduk. Yani bir toplu bir öyle bir öyle çok bu tezahürat olmadı. 30 bin kişi ya da işte 20 bin kişi hep birlikte bağırdı diye bir şey yok. Bir tipik bir Karadeniz fıkrası durumu var. Bülent istifa sözlerini yanlış anlayan bir grup Samsunlu hükümet istifa diye eşlik etmeye kalktı. Sonra mesele anlaşıldı. Herkes durdu. Polisler de geldi. Ya arkadaşlar yapmayın etmeyin dedi. Bu hanımefendi polis de dediğim gibi gayet Türk polisine yakışır bir şeyle. Yani öyle terör estirmeden gayet uygun bir dille yapmayın gençler dedi. Karadeniz'in adamı komik hakikaten. Hakikaten. Yani futbol ortamında Rize Spor'la veya Trabzonspor'la yanındaki Giresun adam, Spor'la hani atışıyoruz bilmem ne falan. Yanında bir komik ya biz komiyiz yani. Yanında bir taraftar var. Tanımıyorum tabii kendisini buradan bizi izliyorsa selam gönderelim. Abi ne diyor bunlar dedi tamam. Ben de dedim ki ya şimdi korkuyoruz da bir şey diyecekler diye tamam hani ceza alacağız falan. Çünkü takım ceza almasın falan filan. Ben bir şey demedim dedi. Ya, oradan yanlış da anlıyor mesela Bülent istifayı Bülent istifra anlayıp ulan Bülent Hoca istifra mı ederdi daha falan veya Bülent istiğfar o tövbe istiğfar eder herhalde falan diye. Ya sonuçta biz abi yani şöyle Samsun öyle güzel bir şehir ki bu şehirde bizim Rizeli arkadaşlarımız komşularımız da var Giresunlu da var Trabzonlu da var yani Rize'de Rizeli'den başkası yokken burada var o yüzden biz hani bu şeyi biliyoruz yani bu komedi durumunu bize özel durumları biliyoruz gayet de sempatik geliyor yani bu tür durumlar evet o şeyi de öğrenmiş olduk cevabı bu yani hiç başka şey olan benim gözümün önünde oldu çünkü her şey yani şimdi şey yanlış Samsun'da hükümet istifa diye bağırıldı yanlış öyle bir şey yok ama bağırılmadı da yanlış.
Karışık bir durum var. Fıkra yani. Fıkra tipi bir Karadeniz fıkrası durumu var yani. Evet. Neyse. Yani burada tabii biz genel toplamda kazandığımız için maç öncesi o hesaplarımız, planlarımız, Rize ile aramızda 5 puan var ama onların bir maçı eksik. Hani o 2 saysak yenmemiz lazım falan filan de. Biz şimdi artık o hesabı yapmayalım. Çünkü şampiyonluğa giden takım kendi maçına bakar artık bu saatten sonra. Evet. Şu an Eyüp'le biz biraz daha avantajlıyız anladığım kadarıyla. Ben daha da avantajlı olduğumuz kanaatindeyim. Neden? Şundan dolayı son 3 maçımızın bizim ikisi, deplasmandaki ikisi hükmen galibiyetle sonuçlanacak. Yani depremzede takımlarımız Yeni Malatya ve Adana Spor'la oynayacağız. Yani şöyle, önce Yeni Malatya deplasmanımız vardı. Biz o maça hiç gitmeden 3 puanı alacağız. Sonra içeride Bandırma'yla oynayacağız. Bodrum'la oynayacağız, düzeltiyorum. İçeride Bodrum maçı var. Son haftada Adana Spor deplasmanı var. Aslında bu puan cetvellerini yazarken bunları baştan ekleseler ya. Yani ya sanki işte şeyi bekliyor. Fikstürde o gün yani, görünüyor ya. Daha çünkü daha anlaşılır olur tabii o zaman. Canım, yani puan tabii farkları çünkü sanal oluyor bu durumda. Evet. Şimdi hatta şöyle düşünüyorum ben. Eğer takım bu tempoyla devam ederse, bu puan ortalamasıyla devam ederse, biz evde oturup abi çekirdek çitleyip gazoz içerken, çay içerken şampiyon olabiliriz. Yani Malatya deplasmanı haftasında şampiyon olabiliriz. En uzak ihtimal Adana'ya deplasmana gitmeden son hafta şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Önce Sakarya maçı var hocam. Yani sırayla gidelim şimdi. Hayır, bak bir saniye, cümlemin başında bu tempoyla bu puan ortalamasıyla devam ederse dedim zaten. Yoksa her maç zor. Yani Sakarya maçı da çok zor. Doğal olarak çok zor bir maç. Gençler Birliği maçı da mesela, sonra Gençler Birliği deplasmanımız da var. O da zor. Yani puan tablosuna baktığında işte en altta şu an ne? Denizli ile Gençler Birliği'ni görüyorsun. Kesinlikle zor maçlar yani. İyi tabii, can derdinde. Zor maç. Tabii. Evet. Hocam var mı konuşmadığımız bir konu? Yani şu an aklıma gelen yok. Bizim için çok keyifli bir akşamdı. Galip gelmek güzel. Futbolda önemli bir şey bu. Ben takımda zaten son dönemde Manisa ile berabere kaldığımızda bile söyledim bunu. Hayır, bu şey, bu şampiyonluk yürüyüşü havası bu. Biz bunu biliyoruz yani. Artık o havaya girmiş durumda. Ve yine kulaklarını çınlatacağım Atilla Gökçe'nin, Atilla abinin. Yani o 20 Ocak panelinde söylediği. Ya Samsunspor'un belki Süper Lig'e ihtiyacı yok ama Süper Lig'in Samsunspor'a ihtiyacı var sözü ve tespiti aslında. Ve bunu da bizi onore etmek adına söylemedi. Bütün samimiyetiyle, bütün futbol bilgi birikimiyle Türk futbolunun artık yeniden o İstanbul'a sıkışmış köksüz, geleneksiz camialar yerine şu an zor durumda olsalar bile işte Eskişehirspor gibi, Bursaspor gibi, Kocaelispor gibi, Sakaryaspor gibi, Samsunspor gibi, Rizespor. Rizespor'un da Süper Lig, yeni Süper Lig yani. Tabii yani şehir takımlarının olması lazım. Rizespor'un ligi Süper Lig tabii yani, ben yıllar önce İstanbul'da bir İstanbul takımının Rizespor'la yaptığı maça gitmiştim. Deplasman tribünün altındaydım. Şöyle yukarı baktığım zaman orada Rizespor'ları gördüm yani. İstanbul'da Üsküdar'da şampiyonluk kutlaması yaptıklarını gördüm ben İstanbul'da yaşadığım dönemde 2018'de. Tabii ki yani bu sadece o şehirle sınırlı camialar değil ki bunlar yani. Bunlar gurbetçisi de çok olan camialar ki Rizespor'un en büyük gücü zaten şehrin kendisi değil, gurbetteki tabii diasporası yani, maddi olarak da öyle. Hemşericilik duygusu da öyle onlar adına. Yani Rizespor sadece çaydan ibaret değil. Ya değil. Çaykur Rize ismi ama çayla falan da bir şey yok. Köklü bir camia yani bizim çok uzun yıllardır. Değerli bir şehrimiz. Oynadığımız bir rakibimiz bizim. Güzide bir rakibimiz. Daha böyle fıkralara konu olacak şeylerin çıktığı. Yok, biz de fıkraya konu ettin abi. Yine başrolde onlar mı var bu sefer acaba? Bizi de konuk oyuncu olarak aldılar. Konuk oyuncu olarak başrolde şeyler. Evet. Neyse ama onlar yüzünden biz ceza alacağız diye korkuyorum yani. Yok. Almamalıyız da. Yok, yani şey şöyle. Bir şey yok ki bunda. Baksa şimdi kanunda yazan vardır yani. Hani yok, onlar orada, biraz istifa dedik abi derler. Yok, orada Fenerbahçe'ye verdikleri cezada bu cümle üzerinden değil de genel bir tezahürattaki bir ifadeden uydurmuşlar. Yok, hiç dıtlık bir şey yok. Hiç dıtlık bir şey yok. Ya dıt dedim, küfür değil canım. Yok. Sadece orada söyleyeyim ya, ulan ifadesi geçti diye oradan ceza vermişler numaradan yani falan. Anladım, bir bahane. Ya bunlar konuşmaya ya da hiç gerek yok. Çünkü biz Samsunspor olarak mutluyuz. Ya bunu açıkça da ortaya koyabiliriz. Yani mutluyuz. Dediğim gibi yani yarın şehir başka bir güne uyanacak. Mutlu bir güne uyanacak. Yani pazartesi günü faturasını nasıl ödeyeceğini düşünen esnaf bile bir gün o bir şey var ya, çok güzel Napolililerin miydi bilemiyorum ki.
bu gece ya galip geliyor. İşte dünya belki kötü olabilir ama bu gece kral benim gibi bir besteleri var yani. Evet. Biz de yarın şehrin, ülkenin, dünyanın kralı biziz yani, mutluyuz çünkü yarın. Pazartesi ama bir sürü dertle karşı karşıya kalıyoruz. O ayrı bir mesele. Ama yarın bizim günümüz ya. Evet. Bu anlamda da o hem teknik ekibi, hem Başkan Yüksel Bey'e, hem işte yönetim kuruluna ve elbette futbolcu kardeşlerimize de bize bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Umarım bu mutluluk bir silsileye dönüşür ve şampiyonlukla taclanır. Bu arada son şeyi söyleyelim, haksızlık etmemek adına Soner'le ilgili şey, yolla gelirken seninle konuşmuştuk. Soner Gönül biliyorsunuz. Soner Gönül, evet. Benim çokça eleştirdiğim, yani biraz böyle mizahla döverek eleştirdiğim bir oyuncu performansı sergiliyordu. Yoksa kişiliğiyle hiçbir meselem yoktu zaten, olamaz da. Terbiyeli bir çocuk. Şimdi oraya geleceğim. Soner şu an takımın en iyilerinden birisi. Ben de bugün kaç kere ayakta alkışladım kendisini. Aferin mücadelesi için. Ama mücadelesini sadece sahada vermedi. Kendi içinde de bir mücadele verdi anladığım kadarıyla. Bu kadar eleştirilmesine rağmen tribünlerde de dahil, yani maç anında da eleştirilmesine, tepki görmesine rağmen hiç yönünü çevirmedi, moral bozmadı. İşini yaptı. İşine odaklandı ve şu an mesela biz sol bek transferi ihtiyacımız var falan diye konuşmuyoruz artık. Burada Hüseyin Erol'un da bence çok mutlaka önemli etkisi var. Yani. Tabii mutlaka. Yani ona inandı, o cesareti verdi. Yani arkadaşlarının da var tabii. Hüseyin yani. Erol'u Ali'nin performansını da yükseltti. Ahmet Sagat'ı şeyde tutabildi. Hani başka küstürmedi. Başka hoca olsa Ahmet Sagat küser miydi? Evet. Küserdi yani. Mutlaka. Bu anlamda Soner'i geçmiş yıllarda sadece uzun taç attığı için beğenen birisi olarak son dönemdeki formunu oldukça beğeniyorum. Aferin Soner kardeşim. Yolun açık olsun. Birlikte şampiyon olalım inşallah diyorum. İnşallah. Evet Mehmet Hocam'a ben çok teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Bizi izleyen Samsun Sporlu, Rize Sporlu ve diğer futbol severlerin hepsine sevgiler saygılar sunuyorum efendim. Kapatmadan da hemen bir şey yapalım. Bir duyuru yapacak Mehmet yapalım. Hocam şimdi yapsın o duyurusunu. Evet. Abilerim, ablalarım. Bu görmüş olduğunuz kitap İstanbul Samsporlar Derneği için benim yazdığım ve dernek yayınlarının 3. kitabı oldu. Yarın, daha doğrusu belki de sizin izlediğiniz pazar günü olacak değil mi? Yani evet, yarın sabah yayınlanacak. Pazar günü saat 2'de Kurupelit'teki Eflatun Kitap Kafe'de bu kitabın bir imza günü olacak. Sadece bu kitap olmayacak. Benim romanlarım, daha önceki kitaplarım da orada olacak. Samsun'da bulunan, Samsun'da yaşayan bütün futbol severleri, edebiyat severleri, çünkü bu kitabı imzalayacağım ama konumuz Türk Edebiyatı'nda Samsun olacak. Yani Türk Edebiyatı'nda Samsun konulu bir söyleşimiz olacak. Orada Akın abinin romanlarından da bahsedeceğim çünkü. Yani Türk Edebiyatı'nda Samsun'u kullanan en önemli kalemlerden birisi Akın abi. Ondan da bahsedeceğim. Yani özetle davet etmek istiyorum. Müsait olanlar, vakti uygun olanlar Kurupelit'teki Eflatun Kafe'ye gelirlerse saat 14'te tanışmış da oluruz. Saat yani, 14'te başlıyor. Evet, 14'te başlıyor. Kaça kadar sürer? Yani 15-30 gibi, 1 saatte 1,5 saatte program biter ama orada biz kalmaya devam ederiz çünkü nezih bir ortam. Yani çay, kahvesi, keki, böreği bilmem nesi de var. Hani oturabilir insanlar, çocuklarıyla vakit geçirebilirler. Güzel bir edebiyat sohbeti için. Allah nasip ederse ben de orada olacağım. Evet, değerli izleyiciler, evet, Mehmet Hocam'ı yalnız bırakmamak adına ben de orada olacağım. Tüm Samsunluları da bekliyoruz bu etkinliğe. Eflatun Kafe, Kurupelit, saat 14, pazar günü saat 14'te. Orada sohbet etmek için de Mehmet Hoca'yla, işte tabii astrolojisi Mehmet Hoca da, ben de yardımcı rollerde, ben de görüşebileceksiniz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu duyuruyla beraber yavaş yavaş programı kapatalım. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Yarın akşam Allah nasip ederse diğer iki hocamızla, iki Özcan hocamla bağlanacağım ve haftanın genel değerlendirmesini de onlardan alacağız. Ayrılırken Mehmet Hocam'a, bizi izleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diye hatırlatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.